Mahmut Bey hele dur daha, bismillah. Cezaevine gelmiş olsam da yok. Başkanım bir cümle... Buyurun bir dakika verin. Böyle bir skandal yaşanabilir. Sayın Önder ceza alıp meclis başkan vekilliğinden cezaevine gidebilir. Ağzını hayır aç. Başkan vekiline konuşma yasağı olmayaydı ben biliyordum diyeceklerim. Şimdi açık oylamaya geçmeden önce malum bir ara vereceğiz meclis çalışmalarına. Hayır hayır korkmayın ya. Bak Tayyip Bey hakkımı helal etmiyorum dedi size. Nasıl bu hemen kaytarmaya çalışıyorsunuz? Atışörlücü maddeye göre varoluşsuz kurma dedim buna sataşma diyen bir tane yer yüzünde adam bul ben bir insan bul. Varoluşsuz kurma demen neresin sataşma? Sayın Derişoğlu dedi ki ben burada bir şey şerh ediliyor, ben Arapça bilmiyorum dedi. Şerh etmek Arapça. Türkçe ile uzak, yakın, hiçbir ilgisi yok. Bak Arapça konuştunuz. Burası bana diyor ki müdahale edin, müsaade edin. Bura bana diyor ki müdahale edin, müdahale duhuldan gelir, o da Arapça. Vekil de Arapça bir selam vermiş. Yani bunu buraya girersek çıkamayız. 5 dakika ara verin. Tam firesiz bitirecektik olmadı. Sayın Tanal bir şey sordu, ona bir cevap vereceğim. Katılamıyoruz hitabının sebebi şu Sayın Tanal. Komisyonun bu konuda müsaade edin. Müsaade edin, soruyu sordunuz ben söyleyeyim, yine boşluk olursa hay hay sizi dinlerim. Komisyonun karar alabilmesi için yeter çoğunluğunun olması lazım. Burada komisyonlarda izin verin Sayın Tanal. Komisyon görüşünü oluşturmuş. Komisyonun sevdalısı değilim. Ben niye o kavramın kullanıldığını anlatmaya çalışıyorum. Katılıyoruz ya da katılmıyoruz demeye muhtar değil burada. Çünkü karar alma şeyi yok. Çoğunluğu yok. O yüzden katılamıyoruz diyorlar. İktidardan gelene de katılıyoruz demiyorlar. Takdire bırakıyoruz diyorlar. Durum budur. Üzerinde uzun boylu konuşulacak bir şey değil. Öyle desen olur, böyle desen olur. Onun için lütfen sadece teknik bir açıklama yaptım. Buyur kısaca bir dinleyeyim sen. Deneyimli vekilsiniz. Bilmesi lazım aslında. Burada genel kuruldayız. Komisyonun üyeleri her siyasi partiden var. Oradaki değerli komisyon temsilcisi arkadaşımızın en azından komisyon üyelerini oraya davet etmesi lazım ki ondan sonra katılıyoruz veya katılmıyoruz diyebilsin. Yani katılamıyoruz ibaresi Sayın AK Parti Grup Başkan Vekili burada hukukçu meslektaşım ve Adalet Bakanlığı da yaptı. Biz hukukta bunun mefhumu muhalifinden sanki üstünde bir baskı varmış gibi o zorunluluk nedeniyle katılamıyormuş gibi soruyorlar. Yani böyle bir baskı varsa burada yasama organı olarak burada hep birlikte el birliğiyle bu baskıyı onun üzerine kaldırıyoruz. Yani kendi özgür iradesiyle karar veriyoruz. Evet, anlaşıldı konu Mahmut. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Sayın Tanal. Buyurun Sayın Gül. Meslektaşıma katılmak isterdim ama ben Sırı Suraya Bey'e katılıyorum bu konuda. Doğru bir yaklaşım lazım. Çünkü buyurun Sayın Günaydın. Komisyon meraklısı olmamanıza rağmen yaptığınız açıklamalardan dolayı memnun oldum. Ben de sizin görüşlerinize katılıyorum. Sağ olun. Mahmut Bey de üzülmesin. Benim hukuk tahsilim alaylı. Yani burada da sabıkalı kontenjanından bulunuyorum. O yüzden rahat ol yani. Kalkmışken var olsun Urfa diyelim, işimize devam edelim. Atışörlücü maddeye göre varoluşsuz kurma dedim buna sataşma diyen bir tane yer yüzünde adam bul ben bir insan bul varoluşsuz kurma demen neresin sataşma? Teşekkür ederim. Yaşasın Urfa diye, Şanlıurfa diyelim. Urfa değil. Yaşasın Şanlıurfa diye. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kadim isimleri var. Sonradan eklenenler o kadar önemli değil. Hangi iş yerleri gecenin bu saatinde çalışır diye burada espriler yapardınız bize siz. Yani şimdi anayasanın 18. maddesine göre angarya yasaktır. Yani şu anda yasama faaliyeti çok değerli, çok kıymetli bir işlem yapılıyor.
Arkadaşlarımız hepsi bitkin ve yorgun, uyku hallesi oylama yapıyorsunuz. Evet. Kimi neye oy verdiği farkında değiller. Yani sizden istirham ediyorum. Genç ve dinamik bir vaziyette yarına bu işi bırakın artık. Sayın Tanal, benim de gönlüme kalsa öyle yapardım da sizin de parti temsilcinizin olduğu bir konsensüs oluştu. O yüzden devam ediyoruz. Teşekkür ederim. (gülüyor) 26. madde üzerinde 3 önerge vardır. Sayın Mahmut Tanalı saymazsak. Teşekkürler Sayın Yılmaz. Çok öngörülü bir konuşma yaptınız. Teklif daha kabul edilmeden kabul edileceğini bildiniz. Bakalım öyle olacak mı? Şimdi açık oylamaya geçmeden önce malum bir ara vereceğiz meclis çalışmalarına. Hayır hayır korkmayın ya. Bak Tayyip Bey hakkımı helal etmiyorum dedi size. Nasıl bu hemen kaytarmaya çalışıyorsunuz? Bakın meclis başkan vekilimiz Sırrı Süreyya Önder. Kobani davasında vekil olduğu için yargılanmaması gerekiyordu. Ona da aynı haksızlığı yaptılar. Anayasa madde 14 sana uygulamayız dediler. O da şu anda yargılanıyor. Böyle bir skandal yaşanabilir. Sayın Önder ceza alıp meclis başkan vekilliğinden cezaevine gidebilir. Ağzını hayır aç. Başkan vekiline konuşma yasağı olmayaydı ben biliyordum diyecekler. Bu ülkede İngilizce, Fransızca şimdi resmi eğitim dili oluyor. Burada bir selamlamaya benim müdahale etmemi istiyorsunuz. Ben buna müdahale etmeyi başta ayıp olarak görüyorum. Size de diliniz sizin ayetiniz Allah'ın ayetidir hatırlatmaya gerek bile görmüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dili bellidir. Kimsenin ana diliyle problemimiz yoktur. Ve meclisi mebusandan beri bu Türkçe olarak şerh edilmiştir. Aksi durum, bakın. Aksi durum neye sebep oluyor? Şimdi orada konuşulan dil Arapça oluyor. Ben Arapçayı bilmediğim için ya da ben Kürtçeyi bilmediğim için, Çerkesçeyi, Gürcüceyi bilmediğim için ne konuşulduğunu anlamıyorum. Sıralarınızdan biri bana diyor ki Arapçayı da mı anlamıyorsun? Anlamıyorum. Ben o zenginliği biliyorum ama içinden gelmiyorum. Bunu konuşacağımız yer meclis kürsüsü. Sayın Dervişoğlu, müsaade edin. Olup olmayacağını söyleyeceğim. Şimdi Sayın Dervişoğlu. Arkadaşlar, lütfen birbirimizle konuşmayalım. Lütfen Sayın At. Şöyle, Sayın Dervişoğlu dedi ki ben burada bir şey şerh ediliyor, ben Arapça bilmiyorum dedi. Şerh etmek Arapça. Türkçe ile uzak, yakın, hiçbir ilgisi yok. Bak Arapça konuştunuz. Burası bana diyor ki müdahale edin, müsaade edin. Bura bana diyor ki müdahale edin, müdahale duhuldan gelir, o da Arapça. Vekil de Arapça bir selam vermiş. Yani bunu buraya girersek çıkamayız. Sayın Başkan, sizi ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum. İlk kez riyasetinizdeki bir oturumda söz aldım. Görevinizde başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Cezaevinde ziyaret etmiş olduğum birisinin yönettiği bir oturumda söz hakkını kullanıyor olmanın demokrasimiz açısından hepimizin üzerinde uzunca düşünmesi gereken ve bu parlamentoya milletin seçip yolladığı milletvekillerini çoğunluk kararlarıyla uluslararası hukuka, iç hukuka aykırı bir şekilde içeride tutanların, buna ses etmeyenlerin, meclis başkanlığı görevine geldiği günden beri kendisinden bu yöndeki beklentileri boşa çıkaranların da bu konuyu bir kez daha değerlendirmesi ve vicdanlarında bunu bir hesaplaşma olarak görmeleri gerektiğini söylüyorum. Cezaevine gelmiş olsam da yok. Başkanım bir cümle. Buyurun bir dakika verin. Birçok arkadaş cezaevinde görüşümüze geldi. Cezaevleri de memlekettendir. Öyle diyelim.
Bu ülkede başında, konuşmanın başında onu söyledim. Birleşime 5 dakika ara verin. Oylamadı başkanım. Tam firesiz bitirecektik, olmadı.